3, 2, 1. İyi akşamlar sevgili izleyenler. İyi akşamlar. Ütopya'da 319. gün. Sevgili izleyenler bugün 9 Eylül 2015 ve bugün dokunulmazlıklar açıklandı. Dokunulmazlıklarla ilgili sadece çok ama çok küçük bir iki şey söyleyeceğiz. Ve bunun ardından isterseniz bugünün önemli haber başlıklarını ben Bahadır Derici ile birlikte başlayalım. Sevgili izleyenler Semih açıklama yaptı açıklamanın konusu herkesi merakla beklediği Dilay konusuydu. Ve ardından Kuretülay Semih'in oyununa geleceğiz. Ve aslında neler yapıyordu ve bugün oylama öncesinde nasıl bir atakta bulundular. Ve ardından Bahadır Semih'in aklını aldı. Nasıl aldı? Onun üzerine bir takım yorumlarda bulunacağız. Ve sevgili izleyenler dokunulmazlıklar geleceğiz öncesinde. Çok ciddi bir rakama ulaştı ve ardından 2 dakikada ne kadarlık bir yükselme oldu. Ve bu yükselmede neler değişti biraz buna değineceğiz. Ve dokunulmazlıklarda sadece 1-2 kinaya geleceğiz. Ve ardından bugün daha oylama öncesinde Semih'in altara kinayesine geleceğiz. Bugün dokunulmazlıkların açıklanma öncesinde Semi Altar'a aba altından acaba sopa mı gösterdi? Ve Altar'a Murat'ın sözlü bir şiddeti oldu. Buna değineceğiz. İsterseniz daha fazla uzatmadan ana haber bülteni detaylandırmak üzere başlayalım. Sevgili izleyenler, Semih açıklama yaptı. Semih'e bugün şöyle bir soru sordum. Dedim ki Semih, herkes senin Dila'yla aranda olan muhabbete açıklık getirmeni istiyor. Nedir bu olay açıklamanı yap. Ve Semih açıklamasını yaptı. Fakat Semih bana açıklamasını yaptığında Kuretülayn'ı elediği zamanki gibi bir açıklamaydı. Kem küm gibi bir açıklamaydı. Yani net olmamakla birlikte sözü birbirini tutmuyordu ve kaçamak bir şekilde cevap verdi. Grup arkadaşım dedi. Fakat madem grup arkadaşınsa neden o zaman geçen gün Ahır'ın orada otururken aranızda iki metre vardı? Ve aynı zamanda neden Dilay sana abi derken samimi değil de Murat'a karşı daha çok samimi? Ve aynı zamanda neden Dilay grup arkadaşın ise kuretülerle bir kıyas içerisine girdi? Sevgili izleyenler aynı zamanda Dilay'a Dilay'la alakalı Semih'e bu soruyu yönettiğinde Semih çok büyük derecede rahatsızlık sezdi. Sevgili izleyenler açıklamasını ben samimi bulmuyorum. Çünkü daha önce de Semi Kuretülayn'ı elediğinin yalanını bize söylemişti. Bu sefer de aynı yalanı Dila söylüyor olabilirdi. Zaman gösterecek bunu. Sevgili izleyenler şimdi gelelim Kuretülayn'ın Semih e. Kure Semih'e. Kuretülayn Semi dokunulmazlıkların açıklanmasından önce kavgalar ederek dokunulmazlıkta Kuretülayn'ın etkili bir rol oynamasını istiyordu. Çünkü aslında ikilinin ilişkilerini dondururken ve yaptığı açıklamalarda aslında ikimizin karar vereceği bu ayrılık ikimize de iyi sonuçlar getireceğini düşünüyoruz diye ayrılmışlardı. Ardından Kuretülen geçen haftaki potada şöyle bir cümle kaçırdı ağzından. Semih sen beni koruyabildin mi? Ama Dila'yı korudun. Sanki Semih Kuretülen'i koruma üzerine bir söz vermişti. Bunun açığını vermişti ve bu hafta daha önceki haftalar gibi bir <laughs> seyir gözlenmedi. Sadece kitap arasında gelen ya da kitap arasında olan bir nottan ötürü bir kavga ettiler. Ve bu kavganın sonrasında ikili ayrı bir şekilde yollarına baktılar. Fakat neden özellikle oylama açıkken bu ikili kavga ediyordu? Ya da bu hafta hiç kavga etmişleri acaba bakalım dokunulmazlıkları ve oylamayı nasıl etkileyecek? Aynı zamanda sevgili izleyenler bugün... 89.396 TL ile haftayı kapattık sevgili izleyenler eğer finale yaklaşılan bu haftalarda 89.396 TL ise siz artık final arefesini düşünmeyin Çünkü aslında dokunulmazlıkların final adımında moral motivasyon için önemli fakat finalde herkesin eşit olabileceği bir ortam olacak Sevgili izleyenler isterseniz gelelim Semih'in altıra kinayesine Semih Altar'a oylama öncesinde şu lafları etti. Altar bu hafta yeteri kadar oy istedin mi? Çünkü bu hafta senin ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Acaba burada bir kinaye mi vardı? Bu hafta destekleyenin lafını dinleyip aynı zamanda dün sabah Dilay'la tartışmasının ardından. Çünkü Altar dün Dilay'la fena bir şekilde tartışmış. Restorandan çıktıktan sonra Dilay Altar'a sen zavallısın ve Altar yanlış ata oynuyorsun diye Altar'a yüklenmişti. Fakat acaba bu hafta Semih Destekleyen'in lafını dinleyip Altar'ı yazabilecek miydi? Bunun mu sinyalini veriyordu? Ya da geçen haftaki Dilay'ı artık pozisyonunu çok iyi bildiği için dokunulmazlığından ötürü bu hafta Altar'ı yazabilecek konu gelmişti. Sevgili izleyenler ve ardından şöyle bir cümle etti. Dedi ki Altar yazılırsan gidersin dedi. Ve sevgili izleyenler bizler ilamada neler yaşanacak şimdiden çok merak ediyoruz. Ama biz her şey bireyselerin elinde olduğunu lütfen unutmayın. Çünkü artık güde bize dönmüştü. Artık kaybeden taraf bireysellerin olmayacağını düşünüyorum. İsterseniz dokunulmazlık öncesi yaşanan şu ayrıntıya da bakın. Hiçbir şekilde bir haftadır Murat'la Altar, Semih'le Altar kavga etmemişlerdi. Ya da herhangi bir şey tartışmamış. Fakat Murat Altar'a ego boy dedi. Altar çok normal bir şekilde ki her zaman belki de altında bir ima yatarcasına arkadaşlar oylama düzeni alalım dedi. Fakat Murat bu durumdan rahatsız oldu ya da bir yerden Altar'a bir takım göndermelerde bulunmak istiyordu. Altar dedi daha sen sandığını hazırlamamışsın ego boy bir de kalkmış bize laf ediyorsun dedi. Altar'ın söylediğinde bir şey yoktu ama demek ki Murat Altar'ın söyleminde bir şey arıyordu. Ve ardından sevgili izleyen dokunulmazlıkla ilgili sadece şunu söyleyeceğim. Furetülen öyle bir laf etti ki dedi ki seni seviyorum diyen herkesten korkmasını öğrendim burada. Bunların detaylarını sonra izlersiniz ve bizler zaten çok iyi biliyoruz. Sevgili izleyenler yarın akşam oylamadan hemen sonra ve günün önemli haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. İsterseniz yarın oylama hemen sonrasında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Ben Bahadır Delici ile birlikte güzel bir ana haber bülteni olduğunu düşünüyorum. Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık moruk. Her zaman yine aynı saatte olayı var ya. Ee, onu söylemedin mi akıl gitti. İyi yaptın çünkü aynı saatte olmuyor. Evet, aynı saatte olmuyor.